Konuğum, sabah erken saatten bu yana uzmanların değerlendirmelerini aktarıyoruz sizlere. AFAD depremi 7.7 olarak güncelledi ve böyle küçük farklar değil bunlar. Gerçekten çok büyük farklar 8'e doğru. Yani hoş geldiniz. Hoş bulduk. 7.7'lik bir depremin 7.4'ten farkı nedir? Böyle basit bir tarif yani yapabilir basit misiniz? Basit olarak söylüyorsa 7 ve 8 bir farkı varsa evet. 32 kat da büyüktür. 7-8 büyüklüğündeki bir deprem 7.7 büyüklüğün depremin 32 katı daha evet, yıkıcı. Evet yani demek ki 7.5 ise 10'lar katta. Yani 10'a yakın 10 anlamda. Kat büyük diyelim yaklaşık. 10'lar da evet. Yani 7.4 ile 7.7 10 kat gerçekten yani çok büyük bir fark var. 0.3 için evet 10 katta diye söyleyebilirler. Evet. Peki ben burada bugün konu kaldığım herkese soruyorum. Siz burada evet. Yani Pazarcık, Kahramanmaraş bu bölgede evet. Baktığınızda Türkiye'de bu büyüklükte bir deprem bekliyor muydunuz? Evet, 7.7'ye kadar değil ama 7 gibi depremi 7.2 bekliyordu. Ama tabii ben geçen sene Aralık'ta Kahramanmaraş'a da gittim. Evet. Orada da depremi seminer yaptı. Depremden önce ne yapmak lazım, ne hazır olmak lazım. Deprem Doğu Anadolu fay hattı burası. Bingöl'den başlıyor. Elazığ, Hatay o hattoda. Bu 3 sene önce Elazığ'dan başladı. Birkaç kere oldu. Ama o evet. Başka bir fay mı Elazığ? Yok. Ocak 2020 aynı fay mı? Aynı fay. Yani Bingöl, Elazığ ve Hatay'a kadar. O aynı. Kuzey Kıbrıs'a kadar böyle gidiyor. O aynı fay hattının üzerinde. Kuzey Anadolu fay hattı Erzincan, Erzurum bu taraftan evet. Marmara bölgeye kadar gidiyor. Bu zaten Himalaya taraftan devam ediyor. İtalya, İspanya'ya kadar gidiyor. Ama bu Doğu Anadolu fay hattı. Ve ben 32 sene Türkiye'de. Evet. 32 sene önce Japonya'ya kadar, tamam Türkiye'de de deprem ülke ama Japonya'ya kadar değildi. Ama 3 sene önce, özellikle 3 sene önce Silivri'den başladı. Sonra Elazığ, Bingöl ve o Doğu Anadolu fay hattı başladı. Ve Ege tarafta da Manisa'da yani başladı. Arttı mı diyorsunuz? Evet. Yani, daha mı çok yaşıyoruz depremi? Evet. Şimdi de Türkiye bu fay hattıdan görebilir. 6 tane. Yani Arap var, Afrika var. Gitmek ister misiniz oradan? Anlatmak evet. ister misiniz belki de evet. Oradan? Evet. Güney tarafta Afrika plaka var, Arap plaka var. Kendisi Anadolu plaka. Ve Ege plaka da var, Karadeniz plaka da var. Evet. Ve bunları her plaka hareket de yapıyor. Genel olarak güneyden kuzeye. Doğru hareket var. Evet. Onun için Kuzey Anadolu fay hattı bu eskiden Erzincan'dan başladı. Sıra sıra böyle geldi. Evet. 99'da bu Adapazarı İzmit'te Gölcük Demir'de orası evet. Kurudu. Ve Marmara bölgesi çok büyük depremi bekliyor. Ama aynı zamanda bu 3 sene önceden bu Doğu Anadolu fay hattı. Elazığ var, Bingöl var ve ikinci evet. Elazığ oldu ve bu tarafta da oldu. Şimdi buradaki bu kırık, evet. Bir saat önce başka bir konuğum vardı benim. Şimdi bir dakika yani bir dakikanın üzerinde sürmüş deprem. Şöyle deniyor. Orada yaşayanlar da. Evet. Önce çok yıkıcı sallandık, evet. Sonra durdu, evet. Sonra bir daha başladı. Evet. O da 200 kilometrelik bir kırık. Böyle evet. mi? Yani bir evet. duraklama, sonra evet. yeniden mi başlamış bu sabahki evet. deprem? Evet. 1 dakika diye söylüyorum. Bu doğrusa bu 7.4 değil, 7.8 olabilir. Çünkü 99'un depreminde. O da 45 saniye, 1 dakikadan evet. biraz az. Ama 1 dakika olduysa yani 7.4 değil 7.78 olabilir diye düşünüyor.
ve bu kurmay başladı. Hareket de, yani Türkiye genel olarak hareket de başladı diye söyleyebilirim. Çünkü Muğla, İzmir'de de, ada tarafta da deprem yani oldu. Yani son 3 yılda depremler arttı. İzmir depremi, Elazığ depremi. Sonra daha küçük olsa da Düzce'de evet, deprem evet, yaşadık. Evet. Şimdi burada bu çok büyük deprem. Evet. Yani, ve Marmara Bölge'de bu ayrıca bekliyorum. Ayrıca. Zaten 7 sene önceden 30 sene içinde %60 7.4 gibi depremi bekliyorum. Peki Türkiye, evet. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldim. Hı hı. Japonya kadar büyük bir deprem ülkesi değildi ama evet. Şimdi değişti diyorsunuz. Dünyada da arttı mı depremler? Yani dünya genel olarak aynı. Ama Türkiye'de özel Türkiye'de olarak mı biraz arttı? Buyurun geçelim böyle. Yani Türkiye'de dünyadakine evet. Oranla daha çok mu arttı deprem? Bu fay, Kuzey Anadolu fay hattı Nepal'dan başlıyor, İtalya, İspanya'ya gidiyor. Bu fay hattı en fazla 8.5'e kadar var. Türkiye'de de 7... Ya siz devam edin. Ha, Türkiye'de de bu 7.9 en fazla şimdiye kadar Erzincan'da. Ama bunun biraz fazla da olabilir. 8.5'e kadar gelebilir. Çünkü Japonya'da da eskide 8.5 idi ama bizimki Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Japonya, Filipin, Tayvan, Endonezya diye bu fay hattı 8.9.5'e kadar var. Bizde şimdi eskide 8.5 fazla en fazla diye düşünüyordu ama 9'du geldi. Şimdi 9.1'de bekliyor. Dolayısıyla Türkiye'de de 9.1 nerede bekliyorsunuz? Japonya'da. Ha, ama Türkiye en fazla 8.5. Ama Kuzey Anadolu fay hattı da olabilir. Doğu Anadolu fay hattı şimdiye kadar 7.2 mi o civarındaydı. Ama bu sefer daha büyük mü başladı? Yani genel olarak bu 6 tane plaka hareket başladı diye. Yani ala sanki sizi ala bir şeyler diye söylüyor ya. Evet. Ala size uyar veriyor. Bu ben Aralık'ta da söyledim. Bu uyarıları dikkate alıp gereğini yapmalıyız. Evet yani ve bu herkes yani devlette, belediyede, okullarda, şirketlerde, ailede tek tek herkes hazır oluyorsa hasar tabii hesap peki. Yapabilir. Onu %70 yok olabilir. Peki. İki kız çocuğunun Pazarcık'ta bir evden çıkarıldığı görüntüyü verdik ama çıkarılamayan onlarcası, yüzlercesinin olduğunu da zaten ekrandaki bilgiden görüyorsunuz. 912 kişiyi kaybettik sevgili seyirciler ve de 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminden daha büyük bir depremle karşı karşıyayız. Bunu söylemek o kadar üzücü ki Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor bugün. 6 Şubat. 7.7'lik depremi yaşıyoruz. 10 ilde 912 can kaybımız var. İki görüntü de Pazarcık'tan. Kahramanmaraş, Pazarcık depremin merkez üssü. Buradan da ilk bilgiler tabii yaklaşık 200 kilometrelik bir kırık, bir fay kırığı olduğu yönünde gelen bilgiler. Bu fay kırığı geçtiği her yerde, işte havalimanının pistinde, yollarda, binaların altında büyük yarıklarla ilerledi ve bölgede büyük bir yıkım yarattı. Yine yapısı tohunun da sonucu, tabii ki büyük depremler çok dayanıklı binalarda bile ağır hasarlar yapabiliyor ya da zaman zaman yıkabiliyor. Ama sağlam yapılarda bu hasar böyle bir çökmeye neredeyse hiç yol açmıyor. Bu çökme tümüyle, şimdi hatta konuğum da yanımda Yoshinori Moriwaki. Yani mesela bina düzgün yapılmışsa 8'de evet. De yıkılmıyor değil mi? Yıkılmıyor. Yani Japonya'da 9'unun depreminde de bina yıkılmadı. Tabii çok eski bazı nokta yıkıldı ama genel olarak yıkılmıyor. Türkiye'de de yapı yönetimlik bu artık Japonya'dan daha iyi oldu. Şu ama, anki yönetmelik çok iyi evet, değil mi? Evet çok iyi. Bazen nokta Japonya'dan daha katı. Ama ama bunu tam takip ediyor binalar çok az. Yani %60'dan fazla kaçak bina diye var. Evet. Bu sıkıntı.
Bunu yani kent tasarrudan düzeltmek lazım. Hem kaçak binalar var, evet, hem eski yönetmelik, evet, farklı. Evet, evet. Yani kaçak değil ama, hı, eski yönetmelikle yapılmış. Ya da yönetmelikle eski yönetmeliğe göre bile yapılmamış. Evet. Orada da bazı ne yazık, evet, ki yani kötü niyetli eski malzemeden. Eski yönetim olsa da bazen bu görüyoruz. Çoktuğu bina yani kaçak bina. Hı hı. Yani eskiyse de eskiyse de normal devletin, belediyenin onay aldığı binasa yani sağlam kalıyor yakın yerde. Sağlam. Evet, evet, eski bile olsa normal, evet, o günün yönetme, evet, eski, evet, yönetmeliğe bile göre düzgün, evet, yapılsa yıkılmazdı diyorsunuz. Evet, evet. Yani burada yıkılanlar çoğunlukla tabii, eski tabii, yönetmelikte çok, bile çok, demirden, daha, betondan, evet, yana işte. Yani İzmir'deki gördüğü biz. Gördük. Bir, deniz yani, kabuklu. Evet. Tozu, deniz toz, kumu. Kumudan kurulandığı filan. Yani eride parça bile böyle var. Evet. Ve inşaatı demiri de çok az. Evet. Yani bunlardan çok sıkıntı Türkiye'de var diye söyleyebilirim. Evet. Ben de hayretle şu anda bu son dakika bilgisini sizle paylaşıyorum. Yeni bir deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta. 7,7'nin ardından 7,5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. 6,6 artçı depremin olduğunu duyurmuştuk ve onu da şaşkınlıkla ne kadar büyük bir artçı deprem diye sizlerle paylaşmıştık. Şu anda saat 13.24'te az önce bağlantılarla arkadaşlarımız çok sallandık ve burada hasarlı binalar çöktü diye bize bilgi verdiler. Hem Adana'dan, hem Malatya'dan, hem Osmaniye'den, hem Diyarbakır'dan. Ve şimdi bu bilgi geldi. Kandilli Rasathanesi, Gözpınar, Ekinözü merkezli 7.5 büyüklüğünde derinliği 16.4 kilometre olan bir deprem meydana geldi. 7.5. Nasıl bir deprem fırtınası bu, ben artık inanamıyorum. 7.7'nin ardından 7.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Zaten sabah 4.17'de yaşanan bu yıkıcı depremin ardından insanlara ulaşmaya çalışılıyor, yardımlar götürülmeye çalışılıyor. 13.24'te 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hatta Ankara'dan da deprem oldu haberleri geldi, mesajları geldi. Evet. Belli ki bu 7.5 Ankara'dan da duyuldu ve ülkemizin İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, çünkü 7.5 çok büyük bir deprem. Belli ki Ankara'da olduğu düşünülen depremde, burada Kahramanmaraş'ta olan depremin sarsıntısı 13.24'te, şu an 13.43 saatler, 13.44 oldu. 20 dakika önce Kahramanmaraş'ta yeni bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.5, yerin 16.4 kilometre derininde, Gözpınar Ekinözü'nde, Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu bilgi bu. Ben size sorayım, 7.5 artçı olur mu? Olur, olur. Olur mu? Olur. 7.7'nin artçısı, evet, 7.5 bazen, olur mu? Bazen ters yani. Ana depremi sonra artçı diye düşündü yani bu, ama sonra şöyle mi, bu devam olarak, artçı deprem mi yoksa deprem yani devam mı ediyor son yani? Son bitinceye kadar tam hangisi diye kimse söylemiyor. Ama genel olarak en başında büyük ama sonra küçülüyor. Biri magnitude olarak biri küçülüyor. Ama bu büyük deprem ise bu eşit ya da bazen büyük de olabilir. Ve şimdi Ankara'da neden hissetti? En başındaki 7.7 büyük ama zeminden yakın 7 kilometre. Ama bu sefer 14 daha derin. Ne kadar derinse o kadar uzak yere hissedebilir. Bunun için farkı var. Ama bunun daha büyük, yani o kadar yüzde kaç diye söylüyorsa fazla yok ama gene de magnitude 7, artı nokta artı, bu normal olabilir. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ve söylediği gibi ikinci açı depremden çatırak olduğu binalar, yani girişinin kolon filan girişte çatırak olsa kesinlikle içine gitmemek lazım. Bunu özellikle insan, bu çatırak sadece uzaydaki çatırak mı, taşıyıcı kolonun çatırak mı diye, evet, anlamıyorum. Evet, AFAD'dan da bu artçı ile ilgili bir açıklama var. AFAD ise 7.6 diyor depremin büyüklüğüne. Merkez olarak da Elbistan'ı, Kahramanmaraş Elbistan'ı. Şimdi burada herhalde ölçüm yapan cihazların yakınlığına göre, Kandilli Rasathanesi Ekinözü dedi. AFAD ise 13.24'te geçen bu depremin
Bir başka deprem mi, ardı arda mı yaşandı? İnsan tabii bunlar ilk bilgiler, çok sıcağı sıcağına değerlendiriyoruz. Hatamız varsa affola sevgili seyirciler. Bütün sıcak bilgileri resmi kurumlardan gelen sizlerle paylaşıyoruz. Hepimizin gözü kulağı orada. Kandilli Rasathanesi az önce 13.24'te derinliği 16.4 kilometre olan Gözpınar Ekinüzü'nde bir deprem oldu dedi, 7.5 büyüklüğünde. Yine aynı saat 13.24.47'de AFAD'dan bir açıklama geldi. 7.6 büyüklüğünde yere Elbistan ve derinlik 7 kilometre. Çok yakın noktalarda arda arda yaşanmış depremler de olabilir bunlar. Biz bu ilk bilgileri paylaşıyoruz. Sonra yorumluyoruz. Şimdi iki bilgi ardarda arda, bir dakika arayla böyle deprem olabilir mi? Evet, yani biri olabilir. Elbistan'da, biri Ekinözü'nde, evet, 7.5, evet. 7.6. Evet, Japonya'da magnitudo 9'un depremindeyken, yani 400 kilo Ankara İstanbul'a kadar fay hattı bir kere de, bir kere deken, yani bir gün, birkaç günde kurudu. Evet.